Merhaba arkadaşlar, ben Teknokristal Mahmut. Bugünkü inceleme ürünümüz giriş seviyesi ve ekonomik bir model olacak. Vodafone'un yeni mini modeli Smart 4 Mini. Elimde de gördüğünüz tek bir avuca rahatlıkla sığabilecek kadar küçük ve hafifliğiyle de dikkat çeken bir ürün. İsterseniz tasarım detaylarıyla incelememize hemen başlayalım. 12.3 mm kalınlığında ve yaklaşık 117 gram ağırlığında olan telefon, az evvel de belirttiğimiz gibi tek elle rahatlıkla kullanılabilecek kadar ufak boyutlarda hazırlanmış ve 117 gramlık ağırlığı da gerçekten normal kullanım için yeterli düzeyde diyebiliriz. Sizi herhangi bir şekilde rahatsız etmeyecektir. Telefonun görünümü bu şekilde. Üst tarafta yer alan uyku tuşuna bastığımızda ana ekran karşımıza geliyor. 4 inç değerinde bir ekranı var. 480'e 800 çözünürlük sunan bu ekran bir TFT ekran ve açılarını farklılaştırdığınızda ve dışarıda kullandığınızda görüntü kalitesi konusunda kayıplar yaşayabiliyorsunuz. Ancak ekonomik bir model olduğu için telefon alırken bunları da tabii ki göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Telefonun ön tarafında, alt kısımda Android kısa yol tuşları, üst kısımda da ahizeyi görüyoruz. Ve telefonun bir ön kamerası bulunmuyor. Bunu söylemekte fayda görüyorum. Sağ yan tarafta telefonun ses açma kapama tuşlarına yer verilirken sol kısımda herhangi bir tuş bulunmuyor. Alt kısımda şarj için bir giriş, üst kısımda da uyku tuşunun yanında kulaklık girişi yer alıyor. Arka taraf mat bir tasarım diyebileceğimiz plastikle kaplı olarak geliyor. Beyaz bir renkle geliyor. Vodafone'un kendi logosu ve altında da Google'ın logosu var. Ve üst tarafta da hoparlörle kamerayı görüyoruz. Telefonun 3.2 megapiksel değerinde bir kamerası bulunuyor. Flash ışığının olmaması aslında bir kayıp olarak gösterilebilir. Her ne kadar giriş seviyesi bir telefonda çok da yüksek kamera beklentileri olmaması gerekse de özellikle akşam çekimlerinde ufak bir flash ışığının her zaman hayat kurtarıcı özelliği olduğu da bir gerçek. Dolayısıyla bu telefonda yer verilmemesini bir eksi olarak gösterebiliriz. Telefonun yanları köşelere doğru oval bir şekilde kıvrımlı hazırlandığı için de avucunuzda rahatlıkla oturup tek elle kullanabildiğini tekrar belirtmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi arka kısmına devam edelim istiyorsanız telefonun hemen yan tarafında bir tırnak girişi bulunuyor. Buraya tırnağınızı getirip biraz esnetirseniz şu şekilde arka kapağını açabiliyorsunuz. Telefonda 1400 mAh değerinde çıkarılabilir bir batarya bulunuyor. Bu batarya bir günlük kullanım sürüyor genel olarak. Ortalama bir kullanım ömründe. Giriş seviyesi bir modeli göz önüne aldığımızda tabii ki ön planda olan şeyler mesajlaşma ve konuşma olacaktır. Ancak bunun yanında tabii ki Facebook ve Twitter gibi sosyal medya hizmetlerini de kullandığınızı göz önüne alırsak bir günlük kullanım ömrü sunduğunu söyleyebiliriz. Cihazın 4 GB'lık bir dahili hafızası var. Ancak bu hafızanın yaklaşık 2 GB'ını kullanabiliyorsunuz. Ancak bunun yanında 32 GB'a kadar desteği artırmanız için de bir micro SD kart girişi bulunuyor. Batarya çıkaralım istiyorsanız. Batarya çıkardığımızda da SIM kart girişi ve micro SD kart girişini görüyoruz. Aynı zamanda Türkçe ibarelerle ürünün Çin'de üretildiği de belirtilmiş. Telefonu kapatalım. Kolaylıkla açıp kapatabiliyorsunuz kapağını. Telefonun teknik detaylarıyla devam edelim incelememize. Üründe MTK'nın çift çekirdekli bir işlemcisi ve Mali 400 GPU'su kullanılıyor. Bunun yanında 512 MB değerinde de bir RAM'i bulunuyor. Giriş seviyesi bir model ve birçok oyunu ve uygulamayı rahatlıkla çalıştırmanıza yetebilecek diyebiliriz. Tabii ki tüm uygulamaları rahat bir şekilde çalıştırmıyor ancak örneğin testlerimizde kullandığımız Temple Run 2 ve The Trigger 2 gibi oyunları ki The Trigger'ın özellikle 3 boyutlu grafikleri hoştur. Rahatlıkla çalıştırabiliyor. 4 inçlik bir ekranda isterseniz ara ara oyun keyfi de bu sayede yapabiliyorsunuz. Ve tekrar kameraya gelelim istiyorum. Ön tarafta bir kamera yok. Arka tarafta da 3.2 megapiksel değerinde ancak flash ışığı bulunmayan bir kameradan bahsetmiştim sizlere. Bu kamera yüksek beklenti gerektirmeyen, daha doğrusu yüksek beklenti içine girmeden kullanmanız gereken, çok acil durumlarda kaldığınızda belki başvurabileceğiniz bir kamera olarak göz önüne bulundurulabilir. 720p değerinde video çekebiliyor. Bunun yanında panorama ve gece modu gibi çekim modları da bulunuyor.
Android 4 2 Jelly Bean işletim sistemiyle gelen telefonda dikkat çekici bir diğer taraf ise Vodafone'un kullanıcılarına telefonla birlikte sunduğu özel uygulamalar. Bunlar Akut, Avantaj Cep'te cep cüzdan ve self servis gibi uygulamalar. Bunun dışında telefonun arayüzü ve menüler arası geçişler kullanılabilirliği de önemli bir kasma yaşanmadan kullanıcılara sunuluyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamadığımı belirtmek istiyorum. Ve dikkat çekici bir detay olarak da telefonda FM radyo bulunuyor. Ancak bu FM radyoyu kulaklıkla kullanmak zorunda değilsiniz. Kulaklık olmadan da FM radyoyu açabiliyorsunuz. Ancak bir uyarı beliriyor ve FM radyodan hem çekim kalitesi hem de daha iyi ses alabilmeniz açısından kulaklık takmanız da tavsiye ediliyor. Ancak dediğimiz gibi takmazsanız da yine bunu çalıştırabiliyorsunuz. Bluetooth 4.0 ve Wi-Fi gibi bağlantı seçenekleri de olan telefon, özellikle başta da belirttiğimiz gibi giriş seviyesi kullanıcılara yönelik olarak hazırlanmış ekonomik bir model. Ufak boyutlarda olması ve rahat kullanabilirliğiyle ön plana çıkan Vodafone Smart 4 Mini, ayda tarife ek 1 liradan başlayan fiyatlarla Vodafone'da alıcılarını bekliyor. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.